bir aslana sarılmak. Böyle bir hayal varmış. Gerçek bir aslana sarılmak. Önceki günde muhabir arkadaşlarımız Neslihan Atagül'ü eşi Kadir Doğulu ile bir mekan çıkışı görüntüledi ve bu hayalini sordu. Gelsin cevabı. Ve Neslihan Atagül'ü bir mekanda baş başa romantizm dolu dakikalar geçirirken görüntülüyoruz. Güzel bir akşam yemeğinden çıkan çifti kapıda karşılıyoruz. Altın kelebekte şıklığıyla göz kamaştıran Neslihan Atagül'ün geceyle ilgili görüşlerini alalım diyoruz. Güzel bir akşam yemeğinden çıkan çifti kapıda karşılıyoruz. Altın kelebekte şıklığıyla göz kamaştıran Neslihan Atagül'ün geceyle ilgili görüşlerini alalım diyoruz. Yani benim favorim zaten Burçin'di ve çok mutlu oldum o ödülü aldığında. Aynı zamanda İlker Kaleli'ydi, onunla da çok mutlu oldum. Atagül, gecedeki favorisinin Poyraz Karayel'in başrol oyuncuları olduğunu belirtirken, bir çiçek satıcısı güzel oyuncunun başından aşağıya gül yaprakları döküyor. Ne yapıyorsun oğlum ya? Yapma böyle şey. Kendimenlik yapma. Yok, sen uyanıklık yapıyorsun, öyle şeyler yapma. Daha sonrasında Kadir Doğulu, Altın Kelebek'te favorisinin Neslihan Atagül olduğunu bakın hangi sözle dile getiriyor. Benim de favorim Yarim'di. Tutmadı bu sefer. Olmadı, tutmadı, vallahi tutmadı. Kısmet. Ama tebrik ederim, ikisini de beğenerek izliyoruz. O sırada güzel oyuncunun kolyesi dikkatimizi çekiyor. Bir anlamı var mı Neslihan Hanım? Evet, aslında bunu da yeni aldık. Şöyle yapınca I love you yazıyor. Bir aslana sarılmak Neslihan Atagül'ün en büyük hayaliymiş. Bunu söylediğinde Kadir Doğulu ilginç bir çıkış yapıyor. Hayaliniz varmış aslana sarılmak. Evet. Öyle bir şey sarılıyor şu anda. Evet, yani öyle bir hayalim var benim, aslana sarılmak. Umarım gerçekleştireceğim onu. Safari'ye gideceğiz belli. Hadi gel. Yani Kadir çok güzel bir eski yapmış. Keşke yapmasaydım. Ben yere tabii düştüm biliyorsunuz. Aynen. Gülmekten değil mi? Gülmekten mi? Evet. Ağlamaktan mı? Aleyna ile ilgili sevgili izleyiciler bir gelişme var. Onu da hemen size aktaralım. Bugün yaptığı açıklamada deniliyor ki çok korktum, bir süre her şeyden uzak duracağım. Hani konserlere ara vereceğim. Bir süre sahneye çıkmayacağım dediği iddia ediliyordu Aleyna'nın. Aleyna Tilki'nin menajerinden bir açıklama geldi, bir yazılı açıklama. Sosyal medya ve internet gazeteciliği kaynak gösterilerek Aleyna Tilki sahneleri ara veriyor başlığıyla duyurulan haber asılsızdır. Aleyna Tilki yasalar çerçevesinde alkolsüz mekanlarda sahne çalışmalarını sürdürecektir. Yani Aleyna Tilki sahnelere ara mara vermiyor, devam ediyor. Bu arada gelen yorumlarda para Aleyna ile ilgili ara vermeden para kazanmaya devam ediyor. Gelen yorumlarda şuna dikkat çekmişsiniz. Ya insanlardan da hiçbir şey kaçmıyor. Aleyna Tilki diyor konsere gitmiş, playback söylüyor kızlar. Hani orada bir patlama oluyor. Aleyna gidiyor içeriye ama sesi devam ediyor. Bulut ver gibi. Sesi. Bulut gibi abi. Diyorsun? Vallahi pes diyorum. İnsanların dikkat ettiği şeylere bakar mısın? Arkada orkestra yok tabii ki, playback tabii yapacak. Tabii ki de playback. Yani ne yapsın kız, DJ kabini var arkada, şarkı oradan çalıyor. Playback yapmak zorunda. Bir kafede orkestra mı kuracaklar oraya yani? Sığamaz ki zaten. O da ses oraya. Bombası mı, silah mı? Bana silah gibi geldi, değil ses mi? Ses bombası. Ama böyle bir silah patlaması gibi de geliyor. Evet, el bombası diye. Peki öyle olsun. Sevgili izleyiciler, sevgili Nur.